Ve beklenen gün geldi. 2023 LGS kampımız başlıyor Tonguç evladım. Benim 2009 tayfayla beraber. Seni yerim LGS. Harika bir kamp bizi bekliyor. Bu kampımızda gerçekten hayalimizdeki liseye emin adımlarla ilerleyeceğiz. Kampımız nasıl biliyor musun? Aslında 2023 LGS hazırlıklarına biz 7'den 8'e kampımıza başlamıştık. Aa evet, yazın yaptık hocam. Aynen öyle. Hatta yapmayan arkadaşlar varsa mutlaka şimdiden o videoları tekrar ederek kamp çalışmalarını yaparak tamamlasınlar eksiklerini. Ve şimdi artık LGS kampımız başlıyor. Eylül programımız çıktı. Eylül programımızla beraber her gün 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 shortslar var, videolarımız var, canlı yayınlarımız var. 2009 sayfayız hocam. Gerçekten bomba bir program bizi bekliyor. Ve süper bir şekilde bak LGS kampımıza Eylül'e başlıyoruz. Ara tatilde atak programımız var. Yani ara tatil kampı programımız var. İlk tekrarımız var. Sömestr tatili Sömestr hocam. Sömestr tatilinde harikasın. Hızlanma programımız var. Aynı zamanda ikinci ara tatilde sürpriz bir kampımız daha olacak ve prova yani deneme programımız da olacak ve sonrasında da son tekrar programımızla bu işi noktalayacağız ve hayalimizdeki liseye gireceğiz diyoruz ve bize birçok yorum geldi. Aslında ben bile yorum atıyorum hocam size. Aynen. Matematiğin Kadir'i demiş ki mesela hocam bir sorum olacak. 2023 LGS kampı ne zaman başlayacak? Hemen şimdi söylüyorum zaten. Black Blink demiş ki bize hocam LGS kampı ne zaman başlayacak? Hangi gün diye hemen söylüyorum şimdi sana. Destan demiş ki bize 8. sınıfız artık. Oh be, gerçekten süpersiniz. Oh be. Ve Tonguç LGS kampı hangi tarihte olacak? Çok heyecanlıyım demiş. Ve biliyorsunuz ki Tonguç evladım benim 4 Haziran 2023'te 90 soruluk bir LGS sınavı karşımıza gelecek. Sözel ve sayısal bölümde olmak üzere 50 soru sözel, 40 soruda sayısal olmak üzere bize 90 soruluk bir sınav yöneltecekler. Maçlar da 90 dakika hocam. Ve harikasın, bu 90 soruyu biz patır putur çözeceğiz ve hayalimizdeki liseye gireceğiz. Bunlardan Türkçe matematik fen 4 katsayıda çok önemli dersler ve İnkılap Din İngilizce'de bir katsayıda 10'ar sorudan oluşuyor her bir sınavda. Aslında Türkçe matematik fende de 20'şer soruda. Yani matematik Türkçe fen aslında bu işin gerçekten en büyük kısmı diyebiliriz. İşte bu kısmın üzerine çok ağırlık vereceğiz. Hiç merak etme. Ve şimdiden hedefini düşün Tonguç Erlen Bey. Acaba hangi Kabataş lise? Erkek Lisesi istiyorum hangi hocam. Hangi liseyi hedefliyorsun? Evinin yakınında olsun veya işte uzakta olsun fark etmez ama hangi lise hocam, gönlünde var? Hocam fen lisesi zor mu? Fen liseleri çok güzel liseler ve en iyi üniversitelere fen liselerinden giriyor insanlar evladım benim. Dolayısıyla mutlaka hedefinde Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve çok iyi matematik liseleri de mutlaka olsun diyoruz. Ve 5 Eylül'de biz resmi olarak başlıyoruz. Ve 5 Eylül'de mevsimlerin oluşması dersiyle ilk dersimizi, ilk çivimizi çakıyoruz. Ve bu işi noktalandıracağız. Evimizi inşa edeceğiz inşallah diyoruz. Ve kampta gün gün detaylı konu anlatımları olacak. Yeni nesil soru çözümleri olacak. Sana özel aylık programlar olacak ki bu zaten aylık programımız. Şu andan itibaren bu videonun altına da koyacağız mutlaka. Ödev sistemimiz olacak. Her hafta salı günü canlı yayınlarımız olacak. Ödevlerimiz bizim için çok önemli. Çünkü videoları izledikten sonra mutlaka bunun pekiştirmesini yapmamız gerekiyor Tonguç Hocam. Yani burası, bu sayfadaki en önemli kısım burası aslında. Her hafta salı günü canlı yayınlarımız olacak. Challenge'larımız, her hafta LGS rehberliğimiz ve ders çalışma günlüklerimiz de olacak. Arkadaşlarımızla çektiklerimiz. Dolayısıyla bizim için ödev çok önemli ve gün gün konu anlatımları da takip etmen çok değerli diyoruz. Ve LGS alanında hangi kaynakları kullanacağız? Evladım biz zaten LGS'ye gerçekten sağlam bir şekilde çalışacağız ve gerçekten karşımıza çıkacak yeni nesil soruları, özellikle matematikte, fende karşımıza çıkacak yeni nesil soruları çözebilmek için birçok soru geliştirdik şu ana kadar ve birçok soru ürettik ve bunların her birisini çok değerli kaynaklarımızın içine koyduk. Şimdi kaynaklar olarak zaten Tonguç tamamen bütün kaynakları sana full yetecek kaynakları sunuyor diyebiliriz. 0'dan 8'e ile başlıyoruz. 0'dan 8'e kitaplarımız aslında sözel ve sayısal olmak üzere iki kitaptan oluşuyor ve aslında bu iki kitaplık sette konu anlatımları olduğu için de süper bir şekilde konu anlatımlarıyla çalışabilirsin. Bu başlangıç, yani ilk temel burası. 0'dan bir şekilde konuları öğreneceksin ve buradan anlayacaksın. Sonrasında sözel ve sayısal setler olmak üzere iki tane seti olan burada taktikli setlerimiz var. Burada sözel setimiz içerisinde 4 tane kitap var. Türkçe İnkılap Din İngilizce olmak üzere 4 tane kitabımız var. Buradaki 4 kitabımız ve aynı zamanda sayısal setimizin içerisinde de 2 tane kitabımız var. Matematik fen olmak üzere. Sonrasında taktikli kitaplarımız geliyor. Ardından da en baba kaynaklarımızdan olan Dinamo setimiz Dynamo. Geliyor. Dinamo setimizi hatta birazcık daha böyle birazcık büyüteyim senin için. Şöyle birazcık genişletelim bakalım. Oo, teknoloji. Evet, hatta bir süpersin. Ve o zaman sıfırdan da başlıyoruz. Taktiklimiz var. Sonra dinamomuz var. Ve gerçekten kaşınanlar için. Yani kaşınanlar. Kaşınıyorum. Ben artık kaşınmak istiyorum. Yani yeter artık. Ben en zor soruları çözmek istiyorum diyenler içerisinde
zoru setimiz var. Zoru setimizin içerisinde dört tane bak Türkçe matematik fen çok önemli dersler olduğu için ayrı kitapları var. Bir de onda on zoru bankası yani İnkılap Din İngilizce'den onar soru çıktığı için de onda on zoru bankamız var. Hocam. Ve burada da dört tane kitabımız var. Yani gerçekten Tonguç kaynaklarıyla tamamen sana özel ödevler vereceğiz. Bu Eylül programımızın içerisinde sana özel işte taktikten şu sayfayı çöz. Şu testi çöz. İşte fen Dinamo Türkçeden şu testi çöz. Zoru Bankası matematikten şu testi çöz diye sana teker teker ödev veriyoruz. Yani videoyu anlatıyoruz sonra bunun ödevini veriyoruz. Videoyu anlatıyoruz bunun ödevini veriyoruz. Ve bunları da eğer tamamlarsan ve üzerlerine tikleri böyle böyle atarsan bol bol ve bu şekilde. Motivasyonu artırıyor hocam o. En iyi liseler senin için çok yakın. Hiç merak etme. Yani böyle uzak bir hedef gibi görme kendine. Daha bir senemiz var süper bir çalışma temposuyla. Bu kaynaklarımızla çünkü bu kaynaklar bak en alt seviyeden bak en alt seviye 0'dan 8'e kitaplarımız, taktikli kitaplarımız ve başlangıç kitaplarımız bunlar. Sonra Dinamo orta seviye ve zor seviyede zoru setimizle beraber aslında hatta her setimizin arkasında da içerisindeki bulunan temel, orta, zor seviye, pro seviye soruların gözüktüğü aslında zorluk seviyeleri var. Bak her seviyeyi gösteriyor. Bak her kitabın arkasında da var, her setin arkasında da var. Burada da bak başlangıç seviyesinde soru yok. Aynı zamanda işte temel seviyede 747 soru var. Hatta sana hemen şöyle birazcık daha yakınlaşayım ki sen de gör bakalım. Her setimizin arkasında böyle açıklamalar var. Hatta her kitabın arkasında da var. Ve içindeki 8. sınıfın tüm dersler Dinamo setinin aslında soru sayıları ve zorluk seviyelerinin analizi bu aslında. Kitabın analizi bu aslında. Set analizi. Bak 747 tane temel seviye soru var. 1968 tane orta seviye soru var. 1152 adet zor seviye soru var. Çünkü gerçekten de sınavda bir tık zor çıkıyor. 117 adet de pro seviye yani artık ötesi yani hani sınavın bir tık ötesi ki hani onu yaparsan zaten sınavı yapabilirsin. Orada belirli sorular. Açıklamaları da buraya koyduk. Her setimizin arkasında gerçekten bu şekilde açıklamalarla her kitabımızın arkasında bu şekilde açıklamalarla Tonguç Evladım benim seni mükemmel bir şekilde hazırlayacağız ve en iyi liseler bizim için çok rahat olacak. Sıfırdanlarla konularımızı çalışıyoruz. Taktiklerle posterlerimiz var bunların içerisinde süper posterlerimiz ve stickerlarımız var. Eğlenceli bir şekilde çalışıyoruz ve soru ihtiyacımızı karşılıyoruz. Dinamo ve Zoru Bankası'yla da kendimizi sınıyoruz ve denemelerimiz de tabii var. Bir sürü daha kaynağımız gelecek. Yakın zamanda kamplarımızla beraber bunları duyuracağız diyoruz ve hadi bakalım o zaman şimdi senle beraber bunların hepsine bu arada bütün kaynaklarımıza Türkiye'nin her yerindeki Tonguç kırtasiyelerine ulaşabilirsin. Aşağıda açıklamada koyduk. Tonguç kitapçılarına gidip bu kaynaklardan herhangi bir tanesini sorarsan mutlaka sana vereceklerdir diyoruz. Ve aynı zamanda online'dan da ulaşabilirsin. Her yerde var zaten diyoruz. Ve hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yap, yorumları yolla. Ve kampımıza muhteşem bir başlangıç yapacağız. Seninle beraber Eylül programımızda gerçekten iyi bir başlangıç yaparak harika sonuçlar için ilk adımlarımızı atacağız. Hadi bakalım o zaman programımızda görüşmek üzere. Görüşürüz hocam.